Futbola 8 ve 9 yaş arasında başladım. Tabii ki bilindiği gibi Belçika doğumluyum. Belçika'da ilk futbol adımlarımı attım. Şöyle bir şey var. Ben futbolu aslında bu Tsubasa dizisi vardı ya. Futbolla onun aracılığıyla tanıştım. Tabii ki o zamanlar televizyonda izliyordum ama bu Tsubasa'nın işte öyle değişik golleri, ne bileyim hareketleri falan. Bu sefer ben de sokakta arkadaşlarımla onu denemeye başladım. Düşe kalka düşe kalka genç yaşta tabii ki futbol hastalığı kaptım. Ondan sonra babamdan ricadan sonra beni de futbola yazdırdı. Öyle başlamış oldum. Şöyle bir şey var. Ben maçtan önce kesinlikle içime kapanırım. Konsantre olurum. Fazla konuşmam. Uğur değil de ben dua ederim onun yerine. Mesela formamı giydiğim anda, sahaya çıktığım anda bir sakatlık, bir bela hayırlısıyla maçı sonlandırmak için ve tabii ki de maçı kazanmak için dua ederim. Benim için uğur budur. Sonuçta içime kapandığım zaman benim için en büyük uğur bu. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki yani ben küçük yaştayken hepimizin en büyük hayali George Hagi'ydi. Hagi Hagi diye bağırıyorduk hep topa vururken. Ama o sol ayaklıydı, ben sağ ayaklıyım. Ama örnek aldığım birisi varsa o da kendi babamdır. Babamın dürüstlüğü, kişiliği, karakterli olması, adam gibi adam olması tabii ki benim için futboldan önce en önemli olsa en önemlisi adam olmak. Ondan hayat anlamında babam diyebilirim. Futbolda genellikle kendim olmaya çalışıyorum. Hani tabii ki dediğim gibi ilk başlarda ha işte onun gibi olayım, bunun gibi olayım ama kariyerde ilerledikçe görüyorsun hani bazılarının yolu belirli bir seçeneklerden sonra değişiyor. Ondan bence en önemlisi olan kendin olmak. Ya şöyle bir şey var benim memleketim ya da vatanım ne kadar da Türkiye'de olsa benim memleketim Belçika. Burada çok şükür Almancı olarak tanıdığımız için orada da Türk olarak tanılıyoruz. Ben Belçika'yı tutacağım. Bu Belçikalı olmamdan değil. Ama sonuçta Belçika'da bize birçok seçenek, birçok ekmek, nimet, şans vermiş bulunmakta. Orada yaşayan yabancı insanlar olsun, işte Türkler olsun, bunlar Faslılar olsun, Kosovalı olsun, herhangi bir ırktan ya da herhangi bir ülkeden olsun. Belçika'nın bize vermiş olduğu şans için ben Belçika'yı tutacağım. Ben çok kitap okurum. Zaten genellikle insanlar da der, Türkçemden hafif belli olur. Normal bir yurt dışından gelen Türk çocuğundan daha iyi Türkçe kullandığıma inanıyorum. Genellikle tarih okurum ben. Türk tarihi, dünya tarihi, işte bunun içinde Osmanlı var. O kitaplardan hoşlanırım. Ama böyle hoşlandığım tabii ki mesela sultanlar var ya da ne bileyim efsaneler var. Ama benim için en hoşuma giden Yavuz Sultan Selim diyebilirim. Gerçekten çok hikayenin içine girdim. Hani kitabı okurken yaşadım o anı. O anı yaşadım. Tamamen sanki ben de sarayın içinde, ben de o Osmanlı'da yaşadığımı hissettim. Kesinlikle ve kesinlikle Yavuz Sultan Selim benim için. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Beni ne mutlu ediyor? Bu soruyu 2-3 sene önce sorsaydınız şunu söyleyebilirdim. Bir maç kazanmak ya da gol atmak diyebilirdim.
Ama artık kariyerim ilerledikçe şunun farkına vardım. Ben sadece bir futbolcu değilim. Ben bir insanım. Önce bir insanım. Önce bir ailenin ferdiyim. Bir ailenin mensubuyum. Sonra ben futbolcuyum. Futbolculuk benim mesleğim. Ama önce insanım. İnsanlar bunu ayırması gerekiyor. Onlar futbolcu, tamam, o futbolcu. Onun bir duyguları olamaz. Onun %100 olması lazım. Hiçbir eksiği olamaz. Öyle bir görüşteler. Ben inanıyorum ki öyle. Sadece burada değil, her yerde öyle. Ama beni gerçekten mutlu eden benim ailemin mutlu ve huzurlu olması. Hiçbir eksiği olmaması. Yani benim en mutlu ve huzurlu görüntüm odur. Benim ailemle birlikte mutlu ve huzurlu yaşam beni çok mutlu eder. Kendimi 30 yıl sonra önce düşündüm, futboldan sonra ne yaparım? Şimdi şöyle bir sorum var. Futbol hastalığına yakalandıktan sonra bence bırakmak çok kötü bir şey. Hani tabii ki bırakmak mecburiyetindesin ama keşke elimizde olsa da 100 yaşımıza kadar oynasak. 30 yıl sonra galiba umarım ki şöyle bir Maldivler'de bir yazlığım olsa, şöyle pek fazla da çocuk olmasın, kafamız ağrımasın, bir iki tane yeterli. 6 ay orada, 6 ay burada. Yani gezin, dünyayı gezmek istiyorum. Ben dünyayı gezmek istiyorum ama şöyle bir 30 sene sonra hiçbir sorumluluğum olmadan aileme karşı hiçbir finansal konuda stres yaşamadan çok rahat bir şekilde yaşamak istiyorum. Ondan bu kadar işte koşturuyoruz, çabalıyoruz. Her ne kadar da insanlar futbolculuk bir topa vurup arkasından koşmak diye adlandırsa da futbolu, gerçekten ömrümüzden ömür gidiyor. Bunun için biz savaş veriyoruz. Çünkü herkes, dünyada herkes, bazısı işte gördüğümüz gibi İstanbul sokaklarında, bazıları mendil satarak, bazıları cam silerek, bazıları ofiste, büroda, her ne olursa bizim işimiz de futbol. Bunun için savaş gösteriyoruz. Dediğim gibi 30 sene sonra çok rahat bir şekilde yaşam sürmek isterim.